Selam da almış oldunuz. Aleyküm Şimdi selam. buradan mı devam etmek istersiniz yoksa ilk soruya mı dönelim? Önce isterseniz şu milletin sahiplenişi cumhuriyeti ve iktidarın sahiplenme işinden bahsedelim diyorum. Ne dersiniz? Olur tabii. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. Bugün ortada görüyoruz şu anda Maltepe Meydanı. Biraz sonra zannediyorum Cumhuriyet konseri başlayacak. Ekrem İmamoğlu konuştu. O konuşmada birkaç başlığa işaret etmek lazım. Sıcak çünkü konu. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in eşitlikçi, toplumsal barışı sağlayıcı, demokratik niteliğine özel bir vurgu yaptı. Bağımsız Türkiye vurgusu önemliydi ki Cumhuriyet'in temel değerlerinden biridir. Cumhuriyetçilik ve Kemalizm vurgusu da son derece öne çıkmıştı bu konuşmada. Şimdi benim gördüğüm tablo şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kongre süreci partiyi ister istemez daha sola doğru çekiyor. Yani gerçek tarihsel temellerine, o ideolojik ve siyasal temellerine doğru çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey çünkü. Yani devrimi yapan bir parti. Sadece Türkiye için geçerli değil bu. Büyük Doğu İslam dünyasının kaderini değiştiren, onun makus talihini değiştiren, inanç merkezli bilgi anlayışından akıl ve bilim merkezli bir bilgi anlayışına bu toplumları taşıyan çok öncü bir devrim, öncü bir atılım. Bütün siyaset bilimciler böyle değerlendiriyor. Şimdi Osmanlı'nın son döneminde dünyanın önde gelen bilim insanlarının, sosyal bilimcilerin ve tarihçilerin Osmanlı hakkında yaptıkları değerlendirmeyi biliyoruz. Çağı kaçırmış, sanayi devrimini kaçırmış, modernleşmeyi kaçırmış, aydınlanmayı kaçırmış. Orta çağ artığı, zavallı, çürümüş, çöken karanlıklar içinde bir ülke. Hiç kimse o ülkenin zaten modern çağ, günümüze kadar ulaşabileceğini düşünmüyor. Türkiye'deki siyasal İslamcılar ve muhafazakar bir takım tarihçiler tamamen bir hayal dünyasında ve bir cehalet deryasında hareket ediyorlar. Öyle bir şey yok ortada. Yani köhnemiş, zamanı dolmuş, artık can çekişen bir devletten, modern bir cumhuriyet çıkaran bir kadrodan söz ediyoruz. Elbette biz hani ne ecdadımızı kötülemek, ne de onu gereksiz yere övmek gibi bir tutum içinde olamayız. Osmanlı bizim tarihimizin bir parçası. Bunun hiçbir şey, bu tarihi gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Ama hiç kimse Cumhuriyet'le Osmanlı'yı karşılaştırmaya kalkmasın. Çünkü orada derin bir cehalet, bilgisizlik ve giderek bir ahlaksızlık boyutuna varan bir saldırganlıkla yüzdeyiz. Şimdi, hocam biraz önce iyimser bir söz etti. Yani %10 dedi. %10 bir tahmin aslında okur yazar olarak. Tabii. Gerçek anlamda yarısı gayrimüslim. Tabii. Bu %10'un yarısının gayrimüslim olduğu belirtiliyor. Yani Müslüman nüfusun %3'ünün okuma yazdığı. Evet, tabii. %3'ü. Şimdi efendim bir gece içinde cahilleştirildi. Ya senin toplumunun %90 cahilleştirildiği iddiası var. İşte Latin alfabesine geçişte. O bir kere Türk alfabesi. Yani Türkçe sese uygun bir biçimde düzenlenmiş bir alfabe bir. Gerçek anlamda bir Türk alfabesi ise Orhun yazıtlarında var. Alırsınız onu uygularsınız, geliştirirsiniz. Ki o sesler de kullanılıyor zaten Türkçe alfabede. Şimdi Arap alfabesini hiç kimse bize ulusal alfabe, milli alfabe diye yutturmaya kalkmasın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hiç kimse yutturmaya kalkmasın. Bir de Latin alfabesi dediğimiz alfabe çok geniş bir coğrafyada kullanılıyor. Slav alfabesi var biliyoruz işte. Kiril alfabesi dediğimiz Rusça konuşulan ya da Slavca konuşulan toplumlarda kullanılan alfabe. Veya Çin alfabesi. Bütün Uzak Doğu'ya karakterini vermiş. Burada bir temel bir tercih kullanılıyor. Öyle %97'si okuma yazma bilmeyen bir toplum bir gece içinde cahil hale getirilmez. Cumhuriyet'in 10. yılında okuma yazma bilen yurttaş sayısı %40'lara ulaşıyor. Neredeyse toplumun yarısına okuma yazma öğretiyor bu ülke. Ve bütün köylere okul yapılıyor. Bütün köylere telefon ve telgraf hatları çekiliyor. Bütün köylere öğretmen gönderiliyor. Böyle büyük bir aydınlanma atılımının yapıldığı bir yerdeyiz. Tarihsel anlamı bu. Yani Fransız devriminin bugünkü Avrupa'yı yaratan, Batı uygarlığını yaratan, Batı uygarlığı Hristiyan uygarlığı değildir. Fransız devriminin Batı toplumlarında, sanayileşmiş toplumlardaki yeri, anlamı, önemi, tarihsel değeri ve rolü ne ise 1923 Cumhuriyet devriminin de tarihsel yeri, önemi, değeri odur Doğu İslam dünyası açısından. Bir başka şey şu, Osmanlı'nın elbette biz aynı zamanda bir mirasçısıyız ama kimin mirasçısıyız biz? Biz yeni Osmanlılar, Jön Türklerin, İttihat Terakki'nin, Kuvayi Milliye'nin, Çanakkale'nin biz takipçisiyiz. Yani o aydınlanma ve modernleşme çizgisinin, geleneğinin biz temsilcileriyiz.
Dolayısıyla o temsilcilere baktığınız zaman kimin soyundan geliyoruz biz? Şinasilerin, Namık Kemallerin, Tevfik Fikretlerin soyundan geliyoruz. Resneli Niyazilerin, Enverlerin soyundan geliyoruz. Biz böyle bir soydan, böyle bir damardan geliyoruz. Bunun kökleri elbette Osmanlı toplumunda var. Cumhuriyet devriminin. Var çünkü 1776'daki birinci meclisi mebusan ya da birinci meşrutiyet diye bildiğimiz yenilenme hareketi ki bunu 1808 Sened İttifak Anlaşması'na 1839 Islahat Fermanı'na kadar götürebiliriz. Nereden baksanız 250 ile 225 yıla yayılan bir aydınlanma, bir modernleşme çabası ve mücadelesi var. Şimdi Namık Kemal'in yazılarını İslam'la demokrasinin nasıl uyumlu haline getirilebileceğine dair yazılarını o dönemde çıkan dergilerde ve gazetelerde çıkan yazılarını derleyip bugünkü Türkçe'ye aktardığımız zaman şaşırıp kalırsınız. Namık Kemal'e İslamcı dersiniz. Bugünkü anlayış. Öyle tabii. Tabii İslamcı tabii, denir. Tabii. Ya da padişahı nedir? Çırağan Sarayı'nı basıp padişahı indirmeye kalkan Ali Süvavi'nin yazılarına bakın. O tam. Tabii bugünkü ölçüler içinde İslamcı dersiniz. Bunlar İslamcı. Jön Türk'tür. Tabii, tabii. Bunlar kesinlikle. Jön Türk'tür. Onların gavur dediği. Ve 1909 Abdülhamit'in o gerici darbesiyle linç etmeye, yok etmeye çalıştıkları o batılı dedikleri insanlar bugünkü ölçüler içinde neredeyse İslamcıdır. Biz onların soyundan geliyoruz. Ali Süvavileri onlar değil. Biz temsil ediyoruz. Bunlar her işte Asım'ın nesli derler Mehmet Akif Ersoy için. Mehmet Akif Ersoy bir Jön Türk'tür, bir iddiatçıdır. Abdülhamit'e melun der. Abdülhamit'i gördüğü zaman midesinin bulandığı kustuğunu belirtir. Cuma selamlığına çıkarken yıldızda. Kusacaktım der neredeyse o melunu gördüğüm zaman. Onu bir despot, bir vahşi bir baskıcı. İmparatorluğun ya da Osmanlı'nın gelişmesini, aydınlanmanın, akılcılığın önünü tıkayan bir yobaz olduğunu belirtir. Açın, Safahat orada duruyor. O kadar sahtekar ki Türkiye'deki bu gerici tarihçiler, muhafazakar ve İslamcı tarihçiler o kadar sahtekar ki güya Mısır günlerinde özür dilemiş Abdülhamit'ten ve onu düzelten yazılar yazdığını iddia eden sahte yazılar yazdılar bunlar. Daha sonra bunların sahte olduğu da ortaya çıktı. Bu kadar zavallıdırlar. Gelir Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında bir dairede yaşar ve hiçbir zaman Cumhuriyet devriminin aleyhine tek bir laf etmez. Tek bir laf etmez. Ve İstiklal Marşı yazıldığı zaman ona meclisin verdiği parayı da reddeder. Onlar bu kadar soylu vatanseverlerdir. Biz onların soyundan geliyoruz. Dolayısıyla bu Cumhuriyet'in temelinde bunlar var. Cumhuriyet Osmanlı'nın inkarıdır. Hem bir devamı Osmanlı'nın tarihsel olarak hem bir devamı hem de bir inkarıdır. Devamıdır çünkü Cumhuriyet'i kuran kadrolar Osmanlı'da yetişmiştir. Osmanlı'daki düzene yani hilafet ve sultanist düzene, o padişahlık düzene, hanedanlık düzenine karşı aydınlanmayı ve modernleşmeyi savunurlar, meclisli mücadeleyi savunurlar. Osmanlı aydınlarının temel mücadelesi meclistir, meclisi kurmaktır. Neden meclisi kurmak isterler onlar? İradenin bir hanedandan alıp, iktidarın kaynağının bir hanedandan alınıp millete verilmesini savunurlar çünkü. O nedenle Büyük Millet Meclisi'nin kurulması sadece bu nedenle demokratik bir devrimdir. Şimdi birisi bugün benim Twitter'da sabahtan yaşasın Cumhuriyet, kahrolsun saltanat, yaşasın hürriyet, yaşasın adalet, yaşasın eşitlik, kahrolsun istibdat. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun diye yazdım. Arkadaşlar eğer bulursa benim Twitter'da mesajımı verebilir.